Diş hekimliğinde öğretilen birçok teknik olsa da bizlerin hastalara çoğunlukla tavsiye ettiğimiz teknik diş etinden dişe doğru fırçayı süpüren hareketlerle yönlendirme tekniğidir. Çünkü burada diş etini dişe doğru bir yönlendirme hareketi vardır. Çoğunlukla diş eti çekilmeleri yanlış diş fırçalamadan kaynaklıdır. Bu sebepten biz hastaya fırçalama tekniğini öğretirken diş etini dişten uzaklaştıracak şekilde değil de diş etini dişe doğru yönlendirecek şekilde bir tekniği tavsiye ediyoruz. Fırça sertliği bakımından genellikle orta sertlikte bir fırçayı tavsiye etsek de bazı hastalarda diş eti dokusunun fazla ince olması ya da diş etinin fazla tahribata uğrayabilme riskinden dolayı soft dediğimiz yumuşak fırçaları tavsiye ederken bazı hastalarda yoğun bir renklenme, lekelenme söz konusuysa ya da diş dokusu çok kalın, yoğun plak birikimi söz konusu olduğu için hastadaki tükürük mineralleri ya da oranı daha farklı olduğu için diğerlerine nazaran sert olan fırçayı önermekteyiz. Ama her ne kadar dişleri doğru fırçalasak da beraberinde diş ipi kullanımı da olmazsa olmazlar arasında olmalıdır. Çünkü bir fırçalamayı siz 10 defa da yapsanız aynı bölgeye dişlerin arasına fırça kıllarının iyi girmemesinden dolayı bu bölgelerin temizlenmesi maalesef ki fırçalamayla yeterli gelmediğinden bu bölgelerde diş ipiyle birlikte temizlenerek desteklenmelidir.